Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Yepyeni bir Teknoloji Oku yorum programının bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta 6. bölümdeyiz. Koronavirüs sebebiyle Osman kendi evinde, ben kendi evimde şu anda sizlere evlerimizden karşınıza çıkıyoruz. 6. bölümde ne konuşacağız? Telefon fiyatlarını konuşacağız. Ama özel bir telefonun birazcık fiyatını konuşacağız. Huawei Mate XS katlanabilir akıllı bir cep telefonu biliyorsunuz. Türkiye pazarında satışa sunuldu ve fiyatı da Osman senden aldın fiyatını. 30 bin Türk lirası. Ya 29.999 TL aslında. 30 bin değil yani. Aynen öyle. 1 lira para üstümüzü geri veriyorlar neyse ki. Evet. Evet. Ne diyorsun fiyata sen? Ya ben fiyatı ilk gördüğümde de çok garipsedim. Bu arada bu sabah yine onunla ilgili bir haber girdik biz. Stokların tükendiği yönde. Tabii kaç tane stok getirdiklerini bilmiyorsa belki tane. Şimdi. 3 tane olabilir bak. Onu birisi o konuda bir yorum yazmıştı. 3 tane gelmiştir. Bir tanesi genel müdüre, bir tanesi işte yardımcısına, bir tanesinde parası olan birine satmışlardır diye. Evet. Yani tabii şimdi 30 bin lira olunca meblağ stokların da böyle kısa bir sürede tükenmesi elbette çok böyle hani atıyorum 10 bin tane falan satmamışlardır muhtemelen. Hatta 4 haneli rakamları geçtiler mi onu ben de bilmiyorum. Çünkü 30 bin lira gerçekten muazzam bir para. Geçtiğimiz günlerde Galaxy Z Flip 14.500 liraya satıldığı için bayağı beleştirmiştik onu. Evet. Bunun üstüne şimdi tam Mate XS'in iki katı fiyatla piyasaya girmesi biraz enteresan oldu gerçekten. Ama aslında orada ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii eleştiriyoruz tabii ki fiyatlar yüksek doğru. Ama bu yüksekliğin bir sebebi de bilmeyenler için söyleyelim. Türkiye'de otomobilde olduğu gibi telefonda da ciddi vergiler var arkadaşlar. Evet. Ve kabaca şöyle bir hesap yapılıyor, onu söyleyeyim ben. Diğer markalarda da bunu gördüm. Apple'da vesaire de artık 3 aşağı 5 yukarı böyle. Avrupa fiyatını Euro cinsini 10'la çarpmamız gerekiyor. Yani bu telefonun mesela Mate XS'in Avrupa fiyatı 2500 Euro. Çarptığınız zaman 25 bin lira atıyor zaten kafadan. 5 bin de bizden düz olsun 5... demişler. 30 bin. Evet, evet, evet. 25'i yani, veren 30'u da verir diyerekten. Tabii şimdi gülüyoruz ama yani işte birkaç sebebi var aslında o pahalılığın. Bir, ürün çok yeni bir ürün. Kategori olarak söylüyorum bunu. Yeni bir kategori olduğu için de tabii ister istemez fiyatı maliyetler biraz fazla. Yüksek. Evet, aynen o şekilde. Bu arada ben yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Huawei bu telefondan, bu telefonun satışlarından ötürü de şu ana kadar 60-70 milyon dolarlık bir zarar etmiş. Yani zararına satıyoruz diyorlar telefonu. Hani satıyoruz ama maliyetlerimiz falan çıkmıyor. Sattıkça da daha fazla zarar ediyoruz. Minvalinde bir açıklamada bulunmuşlar. Evet, evet. Yani valla maliyeti kurtarıyor mu bilmiyorum tabii açıkçası ama dediğin gibi zararına sattıklarında öyle bir şey söyledilerse doğrudur diye tahmin ediyorum. Ama söylediğim gibi şimdi birinci sebebi yeni çıkan bir teknoloji. Yeni çıkan bir teknoloji olduğu için de fiyatlar biraz yüksek. Onu kabul etmek lazım. O bir. İkincisi Türkiye'de vergiler çok yüksek. Ne yazık ki o vergi yüksekliğinin de bir etkisi var bu fiyatların bu kadar yüksek olmasında. Üçüncü sebep de tabii adam sonuçta bundan para kazanmak istiyor. Bir yatırım yapıyor ki işte adamlar da kendileri de açıklamışlar zarar ediyoruz diye. Ama ona rağmen devam ediyor. Çünkü yeni bir teknoloji ve bu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda farklı cihazlarda gelir diye tahmin ediyorum. Böyle katlanabilir ekranda illa telefon. Ya açıkçası olacak. Huawei'nin bu tarafta yeni ürün çıkartması biraz da Samsung'la rekabetine dayanıyor. Hani Samsung'u bu alanda tek başına bırakmak istemediler ama Samsung ekranı kendi üretiyor zaten. Samsung display üretiyor. Oradan Samsung Electronics alıyor. İşte ürünlerinde kullanıyorlar. Fakat Huawei'de ekran birimi yok. Bu da büyük bir dezavantaj aslında onlar için. Maliyeti de yükselten bir etken. Genelde onlar Boya ile çalışıyorlar. Muhtemelen Mate XS'in ekranları da Boya üretmiştir diye düşünüyorum ben. Çinli bir ekran üreticisi. Haliyle bu da maliyetleri yükseltmiştir. Peki ne diyorsun şimdi Xiaomi Mi 10 Türkiye fiyatı da belli olmuş. Çok beklenen bir telefondu. Ya ona da çok tepki geldi. Onu da hemen söyleyelim. Yani 8500 lira gibi bir fiyat. Ki ben açıkçası girdi. Biraz yüksek buldum. Şimdi Xiaomi bizde öyle bir etiket yaptı ki kendini. Xiaomi oldu mu ucuz olur mantığında. Dolayısıyla şimdi kalkıp da Xiaomi 8500 liraya ben telefon satıyorum dediği zaman ya bir de hani bu mesela onun bir kavisli bir ekranı vardı şimdi modelin ismi aklıma gelmedi. O gelseydi tamam derdik hani bu yeni bir ekran teknolojisi vesaire. Ama yani Mi 10 sonuçta yeni bir amiral gemisi normal bildiğimiz geçtiğimiz sene çıkan Mi 9'dan çok farklı ya da ne bileyim işte Mi Note 10'dan çok da farklı değil tasarım açısından. Lakin fiyatın kalkıp da 8500 lira gibi absürt bir rakam olması beni şaşırttı açıkçası. Ki o telefonlara o fiyatları verdiğimiz zaman o skalada pek çok model var yani.
Hani iPhone 11'i bile iPhone var. alabilirsin mesela yani. Ki Ya işte iPhone 11 7500 liralarda falan. ya şimdi orada tabii şöyle bir durum var. Algı önemli şimdi burada. Malum Xiaomi'nin algısı ucuz ürünler özelinde ağırlıklı olarak. Tabii ki böyle performanslı ürünleri de vardı bugüne kadar ama böyle hani 7 bin lira 8 bin lira bandında yoktu bildiğim kadarıyla. O dediğin gibi o bir hem önü hem arkası ekranı olan enteresan bir model de vardı. Bir tane Türkiye'ye getirmişlerdi bu ara. O çalınmış mıydı bir şeyler de olmuştu bir dönem. Mağaza açılışında hatta sergilemişlerdi. Tabii şimdi öyle olunca insanın aklında hani diyor ki yani ya ucuz bir şey olsun filan. Ama şimdi performanslı bir model yapmak istediğin zaman da kullandığın komponentler belli. Az önce Mate XS için de söyledim. Vergi tarafı var işin. Türkiye'de çok ciddi bir oranda vergi var. Yani hani şöyle düşünmesin arkadaşlar kullanmak isteyen insanlar, takipçilerimiz. Ya bu telefon işte Avrupa'da şu kadar, burada bu kadar. Avrupa'daki vergiler bu kadar yüksek değil arkadaşlar. Bizde biraz da vergi tarafı da var. Tabii adam sonuçta kâr edecek. Distribütör kârı var. Ne bileyim burada garanti veriyor falan derken fiyatlar yükseliyor. Hani bunu savunmak için söylemiyorum ama yani kullandığınız donanımın maliyeti belli. O maliyetlerle de üretebileceğiniz cihaz belli. Ha onu 10 lira, 20 lira, 3 lira, 5 lira düşürebilirsiniz belki ama işte ne bileyim işte Snapdragon 855 kullandığın zaman onun bir maliyeti var. O adam da kendisi yapmıyor bunu sonuçta. O da bir yerden alıyor. Ha ben birazcık rakamların vergiye bağlı olduğunu da düşünüyorum. Devlet de biliyorsunuz bu cari açık artmasın diye bu tarz vergileri arttırdı. Otomobilde de aynı sorun var. Yani Avrupa'da 20 bin euro olan işte ya da 20 bin TL diyebileceğimiz yani onların para birimle söylüyorum. 20 bin birim olan araba burada 120 bin lira. Aynı sorun orada da var. Ya tabii şunu da söylemek lazım. Şimdi sonuçta Mi 10'da 5G desteği de var. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Dolayısıyla hani belki 5G desteği olduğu için pahalıdır bu şekilde. Yani 8 bin lira çıkmıştır fiyat. Hani onu da söyleyebiliriz. Yurt dışı fiyatı da çok ucuz değildi zaten. 799 19 euro euro. civarındaydı Evet. ortalama olarak. İşte yine Dolayısıyla aynı hesaba geliyor. aynen 800 öyle. çarpı 1000, 10 yaptığımızda 8 bin lira 8 bin zaten. lira. 500 lira koymuş yani üzerine. O da yani Ama kapısı mesela göz. günlük kurla karşılaştırdığımızda vergileri olmasa misal şu anda 5869, 5900 diyelim hadi biz ona düz hesap. Yani 5900 liraya geliyor normal kur olarak alsak. Hatta şöyle yapsa birisi kalkıp da dışarıdan alsa 1800 liraya da telefonu kaydettirse 6000 7800 liraya denk gelecek. Demek ki bir yine 700 lirası cebinde kalmış olacak. Evet, kalacak ama yani sonuçta o sadece kendi telefon numarasıyla kullanılabiliyor vesaire gibi Yani kısıtlamalar evet var onlara bir sürü o şey tarafta. getirdiler tabii. Evet. Ama 2-3 sene öncesinde mesela kayıt ücreti 150 lira gibi bir şeydi. Pasaportuna kaydettirme. Aa, Ayrıca ah. böyle işte kendi isminle kullanma gibi bir herhangi bir kısıtlama da yoktu. Dolayısıyla Güzel yani günlerdi şimdi onlar. 6 bin liraya alabiliyordunuz ki arada da bir 2500 lira falan bir fark oluyor. Yani 2500 lira cepte kalıyordu. Ama bunlara şey yapıyorlar mesela hani tabii biz bunu desteklemiyoruz ama e-mail falan attırıyorlar bu Android tabanlı telefonlara. Apple tarafında o yok ama alıyor adam mesela eski kullanmadığı bir telefonun e-mailini attırıyor. Öyle kullanıyor takır takır. Ha Pasaport kaydına yani falan da gerek kalmıyor onda. 1800 lira vermemiş oluyor. Tabii yasa dışı bir şey, evet söylediğin gibi doğru bir Tabii şey ki değil. yasa dışı bir şey. Doğru bir Biz şey bunu değil ama yaptığı ödemiyoruz. zaman Yapanlar var, evet. yapanlar bayağı bir var yani. Az buz Bu değil. arada arkaya da dizmişsin malları Evet Osmanlı bunlar hayırdır? test cihazları. Zaten şu M31'e birçok video çektik. Bu P Smart Pro'yu Samsung'un A51 ile karşılaştıracağım. O da burada. A51 ile karşılaştıracağım. Şu Realme 5'i biliyorsun çok uygun fiyata satılıyor zaten. 1400 lira falan. Bunun 6i'si gelecek şimdi. 6i'yi beklediğim için bunu da buraya koydum. 6i geldiğinde 5'i ile onu karşılaştıracağım. Bakalım arada ne gibi farklar var. Onları göstereceğim. Hı. İnşallah 6'yı bekliyoruz şu anda yani 2 gündür bekliyoruz ama daha gelemedi, ulaşamadı yani elimize. Ya işte gelecek dediler evet kargo ile geliyor artık ürünler arkadaşlar ve evlerimize Evet. geliyor. Şu anda ben de aynı durumdayım. Osman da aynı durumda. Evlere geliyor. Evlere gelince de tabii kargoda biraz yavaşlık oluyor ister istemez. Biz buna rağmen bu arada bunu söyleyeyim, söylemek istiyorum. Buna rağmen hem sitemize haber girmeye hem de YouTube kanalımıza her gün hatta İçerik bazı girmeye. günlerde iki tane içerik girmeye devam ediyoruz. Ve bunun için gerçekten büyük emek harcıyoruz arkadaşlar. Lütfen beğenelim, takip edelim. İşte YouTube'da takip edin, teknoloji okuya girin, takip edin.
desteğinizi üzerimizden esirgemeyin. Ciddi insanüstü çabalar gösteriyoruz zaman zaman. Bazen yorucu oluyor ama yani bazen güzel yorumlar geliyor sizden, bazen kötü yorumlar da geliyor. İşte siz anlamıyorsunuz bu işten vesaire filan diyen de oluyor. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. Ama çok ciddi emek var. Osman da sağ olsun çok emek veriyor. Ben de emek veriyorum. Sizin görmediğiniz başka arkadaşlar da var. Kamera önünde olmadığı halde bize arka plandan destek veren yazılım ekibimiz var. Sedat var mesela. Sedat'ı çok severiz. Selam edelim buradan kendisine. Bir ara Sedat da biz... Bunlar fazla mesela. Fazla mesela evet. Sedat bize hep soruyor da böyle fazla ürün var mı abi falan filan diye. Onun kulağını çınlatalım burada. Selam söyleyelim. Değerli bir yazılımcı kardeşimiz kendisi. Bu arada öyle ben sitedeki sürekli yorum yapan bazı arkadaşlara da buradan seslenmek istiyorum. Aralarında çok böyle tartışmaya girsinler eyvallah da öyle iş hakareti küfre vardığı zaman o yorumları onaylamıyoruz yani. Onları da evet. Tekrardan hatırlatalım. Sonra evet. Yok benim yorumumu niye onaylamıyorsun? İşte onun yorumunu onaylamışsın, onu yazmışsın, beni yazmamışsın. Yani burada kimseye biz ayrım yapmıyoruz ama bir de çok siyasal yorum yapmayın arkadaşlar. Evet. İşte bazı özellikle bu koronavirüsle ilgili haberlere aşırı siyasi yorumlar geliyor. Birisi sövüyor, birisi seviyor. Biz onları da onaylamamaya çalışıyoruz. Sonra diyor yok efendim onu niye onayladın, beni niye onaylamadın? Bir sürü kargaşa oluyor. Yani gerek yok ya. Ürünle ilgili ya da şeyle ilgili bir yorum yapacaksan yap. Çok fazla böyle burası evet. Sonuçta teknoloji sitesi, siyasal yorum sitesi değil yani. Evet arkadaşlar o güzel bir şeye temas ettim. Biz de dinle ilgili, siyasetle ilgili ve futbolla ilgili böyle hakaret içeren ya da tarafgirlik içeren yorumları birçoğu onaylanmıyor. Lütfen ona göre hani yorum yaparsanız çok seviniriz. Yoksa aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Kimisi A'yı sever, kimisi B'yi, kimisi C'yi ama birbirimizi kırmadan, hakaret etmeden yapalım. Onaylanmıyorsa da bir sebebi vardır. Keyfimize göre, kafamıza göre değil, belli kıstaslarımız var. O kıstaslara göre o yorumları onaylıyoruz veya onaylamıyoruz. Evet Osman, yani fiyatlar uçtu gitti. Özellikle telefon vallahi tutamıyoruz. Fiyatları tutamıyoruz. Bu teknoloji oku yorumun 6. bölümünde de bu fiyatlardan biraz bahsetmeye çalıştık. Haftaya yeni bir programla karşınızda olacağız. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum, evde kalın diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.